2024 Trabzon Dernekleri Federasyonu Sanatçı Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahmet abi, hoş geldin sen de diyorum, sana da hoş geldin diyorum. Evet, şöyle istersen, burada kıymetli bir misafirimiz var. Hülya Polat ablamızın babası burada. Efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir tanıyalım sizi. Ben Hülya Polat'ın babasıyım, Azam Polat. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılışa sizinle başlamak istedik. En büyüğümüz sizsiniz. Sevdiğimiz, bizim her zaman yanımızda olan Hülya ablamızın babasını, bizim için ayrı bir kıymetlisiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim sizden. Bir sorum olacaktı size. Hülya abla, ilk sahneye çıkmak istediğini size söylediği zaman, evet, size söylediği zaman ne hissettiniz, ne dediniz? Vallahi benim hiç haberim yoktu. Ha, ilk çıktıktan sonradan anladım ben. Tepkiniz ne oldu? Hiç ne olacak ki? Sevdiği işi yapıyordu. Gayet tabii. Gayet tabii. Beklediğin cevabı alamadın Ahmet abi. Evet. Peki Hayrettin abi, Hülya ablanın peşine kendi mi takıldı, devam etti, yoksa Hülya abla mı onu istedi yanında? Hülya takıldı peşine. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Evet, yanımızda Karadeniz'in gülü Hülya ablamız var. Hülya abla, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Babamı sıkıştırıyorsunuz, gördüm. Sıkıştırdık ama hiç açık vermedi. Gayet güzel idare etti Azam amca işi. Ben az önce Azam amcaya şeyi sordum. Hülya abla ilk sahneye çıkacağını söylediğinde ne düşündünüz dedim. Ne tepki verdiniz? O da dedi ki ben çıktıktan sonra dedi öğrendim. Şimdi aynı soruyu size yönelttim. İlk çıktıktan sonra nasıl söylediniz babanıza? Baba, ben sahneye çıktım mı dediniz? Yok, onu ben söyleyemedim tabii. En son babalar duyar derler ya, hani öyle, evet, bir laf vardır ya, bu gerçekten doğru. Ben çekindim tabii babama bunu söylemekten. Zaten bir böyle şakayla başladı bu olay. Yani bu boyuta geleceğini tahmin etmemiştik o zaman. Ama imzalar atıldı, işte afişler hazırlandı, işte promosyon başladı derken biz o zaman böyle bir titredik. Eyvah, babam duyacak. Evet. Ne yapacağız? Anneme söyledim. Rahmetli anneme. Annem babama söyledi. Alıştıra alıştıra böyle. O zaman babam ilk şey... Evet, köydeydi babam o zaman. İlk bir sahne yasağı vardı ama. Sahneye çıkmak yok. Sadık kaset tabii, bir kızdı, gürledi falan. Sonra dedi ki işte kardeşi de peşinde olacaksa, evet, devam etsinler. Hayrettin de o zamanlar askere gitti işte o dönem. Onun askerden dönmesiyle birlikte benim sahne yasaklarım da kalktı. Merhaba. O gün bugündür devam ediyoruz. Aldığımız bir duyuma göre de 2000 yıllarında çok balık tutuyor musunuz? Doğru mu? Doğru. Ben hala balık tutuyorum. Hatta o kadar ki hızımı alamadım. Şu anda Rize'de bir küçük bir yat yaptırıyoruz. Allah nasip ederse hepinizi davet edeceğim. Artık oradan yattan böyle balık tutacağız. Özellikle de Ahmet abimi çok istiyorum balık tutmaya eşlik etsin diye. Bu demek ki balık işi gerçekten bir hastalık şeyine dönüşüyor. Ben çok seviyorum balık. Ben hiçbir anlam veremiyorum yani o güneşin altında durup da balık beklemeyi. Anlam verememek ne demek? Zaten o denizin kokusu, o dalgaların, denizin sesi sizi böyle inanılmaz bir terapi yapıyor. O alıp götürüyor sizi. Bir de o balık yemeyi de seviyorsanız eğer, bence çok güzel bir şey. Abla, ben hamsiyi biliyorum işte. Balık, hamsi, başka bir şey bilmem yani. Bir tek onu biliyorum. Bir sürü. O zaman siz bu yaz bize biraz takılın. İnşallah diyelim. Ben bir de şey soracaktım. Ben az daha unutuyordum soruyu. İlk sahneye çıktığım tarih. İlk sahneye çıktığım tarih vallahi 2 yıl albüm yaptıktan sonra 2 yıl 2-3 yıl belki de ben sahneye çıkamadım. İşte hesap edelim 95-96 yılları mıydı benim? Ben şöyle hatırlıyorum, 98 yılı Arnavutköy Çaykaralılar, rahmetli tabii Hasan Soysal. 96'da albümlerim çıktı benim. Bir iki sene ben çıkamadım, dediğiniz gibi doğru. Ben hatırlıyorum. Ben çünkü çok sıkı hayranım senin. Rahmetli Hasan Soysal amcamız vardı bizim. Ya, ben de o zaman hatırladınız onu. Evet, horon ekibindeydik biz de o zaman işte.
unutmuyorum çünkü evet, bayağı evet. Güzel olmuşum. Trabzonlularla bu özel bağım ta o zamandan kuruldu. Çünkü benim daha o ilk başladığım günden itibaren beni hiç yalnız bırakmadı kıymetlilerim. Yani biz de seni aslında yani direkt Trabzonlu olarak beni öyle biliyorlar. Biz zaten. De öyle ben yani herkes öyle. Trabzonluyum diyorum ben. Çok seviyorum çünkü Trabzon'u seviyorum. Trabzonluları çok seviyorum ve onlar da beni evet. Sevdiklerini bana çok güzel hissettiriyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Trabzon'da bizim, Rize'de bizim, Giresun'da, Ordu'da, Samsun'da bizim. Evet, hepsi bizim. Ama hani dersiniz ya ev gibi hissediyorum bir yere gittiğimde kendimi. Ben öyle hissediyorum. Ahmet abi de bugün bana telefonda dedi ki, dedim sen dedim nerelisin dedim. Trabzonlu değil misin dedim. Mahsus tabii Samsunlu olduğunu bildiğim halde. O da dedi ki ya dedi arkadaş dedi benim dedi Samsunlu olduğumu dedi. Hiç kimse bilmiyor dedi ya. Benim memleketim Samsun. Şimdi sen de aynısını söyledin. Maksat... Gerçekten Artvinliler bana bizim kızımız diyor. Bir ayrı gururlanıyorum. Giresunlular bana öyle bizim kızımız diyorlar. Çok mutlu oluyorum. Sen Türkiye'nin kızısın sen. Çok gurur verici bir şey ama. Bizim de her zaman yanımızda oldu. İnşallah şimdi biz gençlik kolları olarak da bu arada Minzili Geceler programı yapıyoruz. Evet. Yeni Kapı günlerinde daha önce de konuşmuştuk. Bu şehit olayları filan olmuştu. Şimdi Şubat ayında inşallah seninle birlikte burada evimizi belirleyelim. Seninle birlikte belirleyelim. Ben bu ayın 23'ünde bir küçük ameliyat geçireceğim. Öyle mi? Birkaç haftalık bir böyle nekat dönemim olacak. Nasıl istersen sana göre programlamamızı yaparız. Tamam. Bomba gibi dönüş yaparsın. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz.